sevgili arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık kızartma yapacağım. Çok basit bir tarif ama öğrenciler, yeni gelinler belki bilmeyebilir. Onun için çekiyorum ben bu videoyu. Bunun için 4 tane patlıcan istediğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz sayısına. 2 tane kabak, biberlerimiz var kırmızı ve çarliston olarak. 1 tane domatesim var, 3 sarımsağım var. İkisini yüzüne sosuna yapacağım. Bir tanesini yüzüne sarımsaklı yoğurduna yapacağım. Domates ve sarımsaklar sos için arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi patlıcanları soyup tuzlu suya koyarak başlıyorum işte. Patlıcanlarımızı aralıklı soyuyoruz. Ve halka dilim olarak tuzlu suyumuza kesiyoruz. Başını alıyoruz ve soyuyoruz. Tabağımızı da doğradık bu şekilde. Patlıcanlarımız suda. Şimdi biberlerimizin başını alıyoruz ve ortadan ikiye bölüyoruz. Çekirdeklerini de çıkartıyoruz. Yağ geçmesin çekirdekleri. Bütün isterseniz küçük biber olduğu zaman bütün olarak kısaltabilirsiniz. Bizimki çarliston olduğu için ortadan ikiye bölme gereği hissettim. Şimdi kırmızı biberlerin incesini tercih edin kızartma yaparken ve dörde bölün bunu. Çünkü ince olduğu için, sert olduğu için biraz geç pişer. Onun için bunu dörde bölmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar domatesimizi de ince ince doğruyoruz. Sos yapacağımız için bu şekilde. Sarımsakları ikiye bölüyoruz ve doğruyoruz. Patlıcanlarımızın suyunu kağıt havluda alıyoruz ki böyle sıkarak, normal mutfak havlusu da olur. Çünkü suya attığımız zaman yüzümüze sıçramasın ya. Yağın altında yaktım bu arada. Neden bu kadar detaylı çekiyorum? Benim oğlum yalnız okurken her şeyi açıp açıp bana soruyordu. Anne şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım? Bayanlar için belki basit bir tarif gelebilir ama öğrenciler için bence öğrenilmesi gereken bir video diyorum. Sıkarak böyle acı suyunu alıyoruz. Yağımız ısındı. Patlıcanlarımızı içine atıyoruz. Sırasıyla bir tabağa da kağıt havlu sererseniz alırken fazla yağını çeker. Hafiften beleşti patlıcanlarımız ve alıyoruz. Arkadaşlar şimdi sosunu yapıyoruz. Sarımsakları yağımıza atıyoruz. Biraz yağ koydum başka bir tavaya. Şimdi aynı çok yağda yapmaya kalkmayın. Sen beleşince domates atacağım. Şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz. Evet, bu şekilde dağıtıyoruz. Kızartmalarımız hepsi kızardı. Şimdi üzerine sos dökeceğim. Yaptığımız domates sosunu. Sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Kaşık kızartmam serviste hazır. Herkesin bildiği bir tarif. Çok güzel. Herkes deneyecektir mutlaka. Herkes yapıyordur. Öğrenciler için, yeni gelinler için güzel bir tarifim oldu. Afiyet olsun diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.